Rekor gelişim müşterimiz. Burada 350 adet zeytin ağaçlarında rekor gelişimi kullandılar. Doğrudur. Bir anlatalım mı? Öncelikle ilk başta bir deneme almıştık. Aynen, deneme yaklaşık 4 sene önce deneme almıştık. İlk başta memnun değil gibi olduk. Değildik. Ama sonra baktığımız zaman toprağın yumuşaklığı ve kuruyan ağaçların aynı şekilde hiç budamadığımız halde tekrar yeşermesine memnun kaldık. 350 ağacın içerisinde deneme yaptılar. İlk yıl için ağaçları sorunlu olduğu için ilk yıl bizi aradık. Dedik gelelim bakalım. Dedi ya bir şey göremedik, olmuyor. Ama daha sonrasında 2018'de fuara gelip ya biz hata yapmışız. Ağaçlarımız o uyguladığımız ağaçlarımız ortada parlıyor. Çok güzel bir şekilde. Şimdi, bariz bir şekilde. Bu sene tamamına kullandık. Buradaki zeytin çeşidi nedir? Gemlik. Gemlik zeytini. Şöyle bir yakın çekelim mi? Bu seneki tutumu şöyle gösterelim. Ki bu ağaçlarda sürgün anlamında da şöyle tepe sürgünlerini de gösterelim. Şimdi, asıl seneye daha çok. Şimdi hasarlı dediğimiz, yani tamir olması için ağacın kendinin belli bir süreye ihtiyacı var. Yani. Bu sene şu an onu yaşıyoruz. Mesela şöyle şu ağacın canlılığı, yeşilliği, şimdi tepeden aşağı indik. Bahçeniz resmen böyle parlıyor. Aynen. Doğru. Parlayan bir bahçe. Şöyle gidelim, gösterelim. Öbür ağaçlarda da aynı şeyler var. Burası kaç dönüm toplamda? Burası 6,5 dönüm. 6,5 dönüm. Biraz sık dikim tabii ki. 5'e 5 sık dikim olsun. Bahçeye sık dikim şöyle yapmışsınız. Şu şekilde bakabiliriz. Şöyle gidelim. Şöyle de bakalım. Burada bir tane aslında kuruyan vardı. Kurumadı vardı. Şu şekilde. Yani bu ağaçlarınız hem kendini düzeltiyor hem de şey yapıyor. Gidelim. Ha. Şurayı da gösterelim şöyle. Şu tarafından. Şu zeytinleri bu şekilde görüldüğü gibi. Şurada bir tane kuruyan bir ağacımız var. Ona da kullanılmış. Şöyle. Burada kuruyan ağaca doğru gidiyoruz. Şimdi bu ağaç kurumuş. Bu şekilde. Şöyle çalı. Zaten kesmişsiniz bu ağacı. Bu şekilde kupkuruydu. Bu sene buna uyguladık. Hiç budamadım. Şu aynı an, şekilde. Şu an bu hale geldi. Bununla ilgili daha önce birçok çalışma yapmışsınızdır. Yaptık. Dibine artık göktaşını atması, gübre atması. Her bir şey yaptık. Ama bu şekildeydi. Sökecektik. En sonunda da bir deneme amaçlı. Bu sene bu hale getirdik aynen diyorsunuz. Bu sene bu hale geldi. Bir de şey var. Mesela o en baştaki ilk uyguladığımız ağaçlarda 3 yıldır zeytin aldığınızı söylediniz. 3 yıldır arka arkaya aynı standı ama meyve alıyoruz. Aynı meyveyi alıyoruz. Şey, alıyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki ağaç sağlıklı olursa her sene zeytin verebiliyor. Aynen. Sürgününü yaparsa, sulamanız, bakımınız da yerindeyse her sene zeytin alıyorsunuz. Doğrudur. Ve siz 3 yıldır alıyorsunuz. Onun farkında ben 3 yıldır alıyorum. 3 yıldır alıyorsunuz. Şöyle bir gösterelim bahçeyi. Bu tarafa doğru da. Peki, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Fark ettiğiniz, gözlemlediğiniz. Toprakla ilgili mesela. Toprak yumuşat mesela. Ben burada toprak çok çorak, pH yüksek. Kireç evet olan yüksek, hepsinin yağı kireç olan düşüktü. Yaptım tekrar analizden sonra pH normale dönüyor. Evet. Kireci de birazcık daha yükselme oluyor. Ve yumuşadınız. Dengeledim. Hı-hı. Önce kazık gibiydi. Şimdi yumuşak bastığınız zaman yere gömülüyor. Yumuşak. Toprağı işlerken bunu zaten anlıyorsunuz. Çok. Orada onu anlama sebebim de zaten siz yine toprağın böyle bastığında fark ettim. Normalde kaynaktı sert. Şu an yumuşak. Akşam yani bakma sen naylon attığım halde bu şöyle yumuşak. Evet. Ben bunu üstünden sürekli geçiyorum. Rekor gelişimi tavsiye eder misiniz? Öncelikle Antalya bölgesi zeytincilerine, ben kesinlikle, Türkiye'deki zeytincilere. Gelsinler baksınlar burada. Yer burada. Yer burada. Hiç şöyle, atılan yer de var, atılmayan yer de var. Evet. Bu tarafta da bahçeniz var. Var her yerde. Ben her hepsini tarafında attım. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Bahçenizi gezdirdiniz. Görüşlerinizi paylaştınız. Ne demek? İnşallah zeytinciler de izleyecekler. İnşallah. Önemli olan gelip bu şekilde takip etmeniz daha önemli. Biz her zaman takip ediyoruz. Sizi zaten ilk günden beri arıyoruz. Aynen. Her şeyden aradınız. Fırçamızı yedik ama şimdi teşekkür ederim. Aynen. Hak o zaman da yedik, alıyoruz. Sonra geldik, aldık. Yine Allah izin verirse seneye tekrar bir daha düşünmek bir istiyorum. Daha. Çünkü ne kadar çok atarsak o kadar çok faydası olacak. Ağaçlarımızı düzeltene kadar uygun mümkün mertebe dengeli bir şekilde devam edelim. Aynen. Buradan tüm Türkiye'ye selamlarınızı gönderiyoruz. Antalya Selik'ten. Antalya Selik'ten.